Bir çocuk, bir öğrenci, sırtında çantası, elinde kalemi, okula gitmesi gerekirken, sırtında kazması küreği, tarlaya, çalışmaya gidiyor. Mevsimlik tarım işçiliği, Şanlıurfa merkezi ilçe ve köylerinde binlerce aile, öğrenci, öğretmen ve idareci etkilen büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada tarım, çocuk işçilerin en fazla olduğu sektör durumundadır. Özellikle kız çocuklarının yükü ağırdır. Öğrenciler küçük yaştan itibaren çalışmaya mecbur kalmaktadır. Okula gitmeleri gerekirken tarlada çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların çoğu Nisan-Mayıs aylarında giderken, Kasım-Aralık aylarında ancak okullarına, memleketlerine dönebilmektedirler. Bu sürede çocuklar eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmakta ve hatta okuma yazmayı unutabilmektedir. Halime Bozkurt. Nevşehir'de. Fatma Demirkan. Kırşehir'de. Hacer Toloma. Karanda. Ellerinden ısırlarıyla doğar çocuklar benim memleketimde. Çuval misali insan dolduran dolmuşlarda başlar hayat yolculukları. Ve sonra yoklukları. Kayısı dalında ekmek peşinde bir mevsim işçilerin çocukları. Fındık bahçelerinde geçer ömür. Alınları terli, geçim davasına, gurbet yollarında cepleri delik ölür mevsim işçileri. Cenderenin suyunda susuzluğu, göç yolunda, yazın sıcağında çocuklar yetimliği, anneler evlatsızlığı, mevsim işçileri ise ölümü öğrenir. Nemrut'un güneşinde kavrulan tenlere, hayatı yaşatır kışın ayazı. Kışın çiçek ölür, ağaç ölür, tabiat ölür. Karlar, fırtınalar, yağmurlar işçi hayata döndürür. İl dışına çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi çocuklar, gittikleri yerlerde çadırlarda kalmaktadırlar. Barınma konusunda ve diğer konularda olmazsa olmaz olan yeme, içme, temizlenme gibi ihtiyaçlarını ise zor karşılamaktadırlar. Şimdi gelin bu durumu birebir yaşayan evlatlarımıza kulak verelim. Biz orada çalıştığımızda akşama kadar gelmiyoruz. Akşam geldiğimizde yemek yemeye bile halimiz olmuyordu. Hemen yatıyorduk. Banyo yapmaya bile halimiz kalmıyordu. Hırsızlık sınavına girecektim. Kitaplar falan olmadığı için çalışamadım, gidemedim. Yemek yerken karanlıkta yiyoruz. Işık yok. Hep arkadaşımızlarla çıkışta top oynardık. Orayı özledim hocam. Nenem buradaydı, nenem özledi. Arkadaşlarımı özledi. Anneciğim, sen buradan gittiğinden beri ben burada yarım kaldım. Seni çok seviyorum. İlk defa sensiz bir anneler günü geçti. Babam bize çok güzel bakıyor. Sen bizi hiç düşünme. Babam ne istersem yapıyor. Burada derslerim güzel geçiyor. Hocalarım bana çok güzel davranıyor. Ben bütün hocalarımı eşit seviyorum. İnşallah bayramda oraya geliriz. Seni çok özlüyorum. Canım annem, seni çok seviyorum. Annem için bir söz. Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman annem desem, dünyama güneş doğuyor, ruhumuz huzur kaplıyor. İyi ki varsın canım annem. Tüm bu etkenlerin yanında belki de en dramatik ve en çarpıcı olanı ailecek çıkılan yolda başa gelen yıkım. Trafik kazaları.
Thank you.